Merhaba arkadaşlar. Şimdi bazı şöyle diyelim, bazen özel font kullanmamız gerekebilir. Başka fontlar kullanabiliriz. Şimdi bugünkü dersimiz arkadaşlar, Google fontları göreceğiz. Bakın, özel font kullanacağız. Bunun için Google fontları kullanabiliriz. Şimdi Google Fonts ilk aradığımızda arkadaşlar, Enter'a basıp bakın ikinci linke tıklıyoruz. Zaten burası arkadaşlar. Reklam. Şimdi Google Fonts'a tıklıyoruz. Karşımıza gelen sayfadan bakın şuradan pardon. 703 tane font familyası olduğunu bize söylüyor. Private Text kısmından biz buraya değiştirebiliriz. Bakın dolu sürücü YouTube kanalı diyebiliriz arkadaşlar. Bakın YouTube kanalı dedik. Şimdi bakın ne oldu? Buradan yazıları görebiliyoruz. Şimdi aşağı inelim bakalım. Bu şekilde biz aşağı inelim. Şöyle arkadaşlar. Bakın mesela bunu inceleyebiliriz. İsterseniz tek kelime olarak bakın arkadaşlar. Bu şekilde tek kelime olarak isterseniz bütün bir paragraf olarak bakın bütün bir paragraf olarak gözlemleyebiliriz. Ve bu yazı fontunun mesela 13 pikselden nasıl gözüktüğü, 16 pikselden nasıl gözüktüğü hepsini alabiliriz arkadaşlar. 13 piksel. Şimdi thickness kısmına gelelim. Buradan da arkadaşlar bakın bunlar sadece ne içindi? Sadece fontun nasıl gözündüğü görünmek için. İsterseniz arkadaşlar başka alfabelerde de bunu görebiliriz. Şimdi örnek bir tane seçelim. Bakın bütün kategorilerdeyim ve OK diyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan cümleye gelelim ve buradan hepsi gözüksün arkadaşlar. Şimdi ben buradan sadece bir tane seçeceğim. Hangisi arkadaşlar hoşunuza giderse. Şöyle arkadaşlar. Örneğin şunu kullanalım. Bakın burada arkadaşlar. See all style var. Quick use var. Ve bir de pop out var. Pop out'a tıklıyoruz arkadaşlar buradan. Bakın. Buradan nasıl gözükeceği hakkında bize geniş bilgiler veriyor. İstatistikler, pairing arkadaşlar. Bakın, istatistikler kısmından karakter seti hepsini bize söylüyor. Biraz daha alta kaydırdığımızda, bakın, biraz daha alta kaydırdığımızda bize ne fontlarda arkadaşlar tek tek veriyor. Şimdi, bakın, neresiydi arkadaşlar? Bir de bakın Quick Use'un yani hızlı kullanma arkadaşlar. Biz ona tıklıyoruz bu defa. Burada da arkadaşlar bakın normal 400, medium 500 volt, 700, ultra volt, 700 şeklinde göstermiş. En alta gittiğimizde arkadaşlar web sitemize nasıl ekleneceği hakkında bilgi veriyor. İsterseniz arkadaşlar JavaScript'te, istersen import metoduyla, isterseniz de standart metoduyla arkadaşlar bunu yapabiliriz. Örnek olarak biz ne yapalım? Bunu alıyoruz. Bakın. Kopyala diyoruz. Neydi arkadaşlar? Nereye ekliyoruz? Hit parametresini ara. Biz bu şekilde iki hit'in arasına herhangi bir yere kopyala yapıştır metoduyla ne? Ekledik. Şimdi bir de ne var arkadaşlar? Nerede kullanmak istiyorsak biz bunu kullanacağız. Örneğin body'de kullanacağız. Bakın şuraya body'de kullanacaksak neydi? Buradan stil neydi? Stil kısmında arkadaşlar. Burada body tablarımızı açıp içine ne yazacağız? Bunu yazacağız artık. Burada sadece ben body kısmında arkadaşlar büyük harflerle şuraya pardon. Büyük harflerle şöyle bu ders dolu sürücü tarafından
Anlatıldı diyelim. Anlatıldı. Ctrl S yapıp arkadaşlar. Şimdi Dreamweaver bize kaydetti. Kaydedecek. Kaydetme yerine arkadaşlar masaüstü soruyorum. Kaydediyorum. Ve F12'ye tıklayıp arkadaşlar bir ön izleme yapalım bakalım. Biraz gerçekleniyor. Bakın arkadaşlar, bu ders dolap sürücü tarafından anlatıldı. İsterseniz biraz daha büyük yapalım da daha net görebilirim. Font size'dan arkadaşlar, pardon. Neydi? Font size. Neydi? Buradan şöyle 40 piksel yapalım. Şöyle bir pardon. Glock kapalı 40 piksellik yapıyoruz. Buradan isterseniz font arkadaşlar kalınlığı biraz daha arttırabiliriz. Hatta ona hiç gerek de bile yok arkadaşlar. Burada font weight değerini biraz 9 yaptığımızda arkadaşlar net görebiliyoruz fontumuzu. Ctrl S ile sayfamızı yeniledik. Bakın arkadaşlar ne oldu? Bu ders Dros sürücü tarafından anlatıldı. Şimdi arkadaşlar bu ders buraya kadardır. İnternette baktım bir videoda arkadaşlar başka bir arkadaş dijital saat yapımı anlatmış. Fontu maalesef yapamamış. Denetim masasıyla uğraşmış. Çünkü arkadaşlar server'a attığın zaman denetim masası çalışmaz. Yani böyle bir mantık yok arkadaşlar. Çok basit bir konu. Bilmenizde fayda var. Bu ders buraya kadar arkadaşlar.